Oradan istek yapardı. Yine bizim Veysu için. Şimdi de Bakırköy'den Sıla, Elvan, Levent, Berter'den Saadet'in arkadaşı Veysel için istediği şarkıyı çalıyoruz. Cem Yıldız'dan Dönülmeyen Gitmeler gidiyor. Vay Veysu, ne iş? Nasıl lan? Kalbindeki acılara, sevdandaki yangınlara, su dilinde türkü olur. Akarım, akarım, akarım. Ne yaptın kız sen öyle? Şaşırttın beni. Beğendin mi? Beğenmem ya. Bu bizim şarkımız olsun mu? Olsun. El edip de bir çağırsan dönerim, dönerim, dönerim. Oh. Uzun zamandır düşünüyorum orayı, biliyorsun. Sana rüyaymış gibi geliyor ama biz istersek çok kolay. Sen yeter ki hadi. Hangi parayla gideceğiz oralara? Senin benim kazandığım 600 milyon parayla mı? Hadi parayı denkleştirip gittik diyelim. Ya nerede kalacağız? Ne iş bulacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Bak, orada iş bulmak o kadar zor bir şey değil aslında. Çok fazla Türk var orada. Ne o, bizim Mehmet abinin oğlu 4 yıl önce gitti. Benzinci de pompacı olarak başladı herif. İstasyon açmış kendine. Bir de başlarız işte kenarından, köşesinden. Bak bir tutturduk mu her şey çok güzel olacak be abi. Senin için her şey çok kolay zaten. Biraz mantıklı olsana. Ben evde her gün neler yaşıyorum bilmiyorsun. Buraya bile abim beni getiriyor. Sen Amerika'ya gidelim diyorsun. Yürü kaçalım o zaman. Refik Usta. Buyur. Şu depoyu bir temizletelim. Yaparız. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Engin, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş geldin kardeş. Saadet yok mu abi? Buradadır. Saadet nerede arkadaşlar? Şu kızın haline bak, vicdan nasıl çiğneyim ben seni? Çektir lan! Sana ne yazık olsun Mustafa abi? Sana namusunuzu emanet ettik ulan! Yürü! Ya ne gaz kafalı adamsın sen Veysel? Oğlum, baban istemez, sülalen istemez, onlar seni istemez. E sen ne cüretle bu kızı istersin, anlamıyorum ki ben. Değişmiyor oğlum bu memlekette bu işler. Yok Alevi'ydi, yok Suni'ydi, Kürt'tü, Türk'tü, Çerkez'di, Arap'tı. Bok var sanki amına bu. Sanki herkes babasını doğru biliyor bu memlekette. Canını sıktınız herkesin, hadi gidin şimdi. Ha? Yarın adam gibi gelecekseniz gelin. Yoksa harbiden naş. Bu manitanın neden bana pas vermediği şimdi anlaşıldı. Kim lan bu herif? Ne bileyim amına koyayım, dallamanın biri işte. Şimo. Eliza. Eliza, neden pas vermiyorsun kız? İşim var, geç kaldım. Kusura bakma Canan abla, biraz geciktim. Yarım saattir bekliyor Ayşe Hanım. Hadi al. Neredesin kız sen? Ne o? Yolunuzu mu şaşırdınız? Ne işiniz var sizin burada? Veysel'in saçları için geldik. Ne olmuş Veysel'in saçlarına? Hani Beyza çok güzel kesti ya. Veysel de aynı modelden istiyor. Berber mi bulamadınız? Beyza'nın işi var şimdi. Olsun abla, bekleriz biz. Hmm. İyi o zaman. Ben alayım seni. Geç bakalım.
Aslında kesmesek daha iyi be Canan abla. Zaten o model sana yakışmazdı canım. Abi altımızda öyle bir arabamız yok ki. Kaparlar tabii gül gibi kızı. Ama görür o Beyza. Şu Kerim abinin işi bir olsun. Arabanın da cebin de kralını yapacağım. Hem de öyle Şahin mayın değil ha. Kim biner Şahin'e? Çekeceğim altıma Şeroki'yi. Bir selektöre 150 manita. O kız sana yaramaz olur bak. Başına bela alacağım. Neyse öyle bela mı olsun? 100 milyar borcum olsun. Oğlum bu Afgan tazısı avlar mı lan? Avlayabilir. Ne kadar duman o kadar randıman oğlum. Sönmüş abla. Eski günler ne güzeldi be kardeşim. Herkes bir tarafa dağıldı gitti. Çok delikanlı bir tayfaydı Kur'an çarpsın. Girmediğimiz vukuat yoktu. Oğlum nereden çıkardınız bu çete muhabbetini ya? Biz kafayı kıralım diye dama çıkıyoruz, siz neredesiniz? Haksız mıyım be Veyso? O hep beraber takıldığımız günler daha güzel değil miydi? Oğlum devam etsek şimdi ne işler bitiriyorduk? Hepimizin hayatı kurtulmuştu. Oğlum o işleri bırakmasak ne yapacaktık? Ne bok olacaktık? Mafya mı çıkacaktık? Şimdi herkes mafya. Herkes racon kesiyor. Mevzu bu çöplükten kurtulmak değil mi? Sizin de derdiniz bu değil mi? Amına koyayım zaten bir gün bu çöplük de patlayacak. Hepimiz kendi bokumuzda geberip gideceğiz. O zaman göreceğim ak göt nerede, kara göt nerede? Of, yedin ömrüm be Neco ya. Bir de şiir okutam olsun bari. İyi, siz bilirsiniz. Kalın bu siktiğimin çöplüğünde. Zaten hepimizin götünden ekmek arası çift kaşarlı yapacaklar. Lan zırto dikkat et, o Afgan tazısı ısırmasın götünü. Yavşa. Abi ne oldu ya? Daldın gittin yine. Saadet mevzu mu? Kafaya takmaya değmez be abi. Kaçıracağız işte yengeyi. İstemiyor. Korkuyordur da ondan. Ama her halükarda kaçıracağız. Para lazım Simo. Nereye kaçırıyorsun? Ya bu bizim Neco çok konuşuyor ama arada doğru şeyler de söylemiyor değil. Neymiş o? Ne bileyim abi. Şu halimize bak. Al işte kızı kaçıracağız, para yok. Sen isyan etmiyor musun? Ömrümüzün sonuna kadar o konfeksiyonda mı çalışacağız? Şu içine sıçtığımın mahallesine bak. Kimsenin kimseye ayrı kalmamış. Biz buraya ait değiliz abi. Bu hayat bizi kesmez. Bizim olayımız ayrı. Ortamımız da ayrı olmalı. Of. Ben ne yapacağım bu kızı ya? O engini var ya. Mutlağına sokacağım bu şişeyi. Tamam abi sakin ol. Bakacağız işte bir çaresine. Al işte Kerim abi bizi yanına çağırıyor bugün. Seni de çağırdığına göre demek ki var bir bildiği. Ha benim yerim belli. Beni bodyguard yapacak kapıya. Önce böyle inceden gireriz. Sonra damardan akarız ortamlara. Abi beni düşünsene pavyonun kapısında. Böyle giymişim siyah takım elbiseyi. İçimde beyaz gömlek tiril tiril. Takmışım şövalye yüzüğümü. Ayağımda ruganlar ayna gibi parlatmışım. Çok kıyak olmaz mıyım be abi? Kerim'in yanında mı çalışacaktınız? Mahalleye geri mi döndü o? Döndü abi. Yaşar! Abi! Başlatma abinden. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Ne renk bu? Abi kırmızı demiştin. Ulan ben kerhane kırmızısı mı dedim? Siktir git değiştir bunları. Vay çete gelmiş. Oğlum niye ilk günden geç kalıyorsunuz? Gelin bakayım odaya. Gel. Benim için iki adam önemli. Bir kapıdaki, öteki bardaki. İsmail sen barda olacaksın. Bunun iki sebebi var. Bir, ablan bodyguard olmanı istemiyor. İki,
Cüssü olarak Veysel bodyguardlık için daha iyi. Yok be abi, abartma. Hem sen işi İsmail'e teklif etmişsin. Hani işi onun alması daha uygun düşmez mi? Anlatamadım galiba. Bu işin önü ardı yok. Mühim olan doğru öğren.